Sanatçılarla beraber olmak beni heyecanlandırıyor, onu ifade edeyim önce. Bizim önerilerimiz şöyle, bilim kurulunun kararlarının bir bilim kurulu tarafından açıklanması, sarayın harcamalarının kısıtlanması gibi önlemler var. Ama tabii hepsinden önemlisi sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi için de çalışmayanlara, çalışamayanlara bir ödenek ayrılması, daha eşitlikçi bir evet, ödenekten yararlanmaları. Şimdi biz yayıncılık sektörü olarak her ne kadar bu ekonomik önlemler paketine dahil olmuş olsak da orada sözü edilen bazı şeyler var ki bunların yaşama geçmediğini görüyoruz. Yani ismi var, cismi yok. Nedir olay? İşte sektör krediye kolay ulaşım ve düşük faiz başlığı adı altında kamu bankaların bu konuda düşük faizli krediler verebileceğine ilişkin takım vaatler var. Fakat altı boş. Bugüne kadar herhangi bir yayıncının bu düşük faizli krediyi tanık olmadım. İşkur az çalışma ödeneği. Bu konuda da başvurular yapılsa da başvuru yapan kurumun söze edilen bu ödeneğe dahil olup olmadığına dair bir geri dönüş benim çevremde herhangi bir yayıncıya yapılmış değil. Belki de en sihirli kavram yönetişim kavramı dediğimiz bu kavramı kullanarak yapmamız gerekiyor. Belediyelerimizin zaten şeffaf, açık politikalarıyla beraber demin Mustafa Aksoy arkadaşımız da söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının ya da sektörlerin temsilcileriyle birlikte ortaklaşa kültür sanat hayatının ne şekilde şekillendirileceği ile ilgili çalışmalar yapılması. Sizin seçim politikalarınız sırasında da seçim bildirgelerinizde de yoksun bölgelere erişmek, çalışmayan kadınlara erişmek, çocuklara erişmek, kreşleri evet, çoğaltmak gibi politikalarınızda eşdeğer olacak, iz düşecek olan şekilde bir kere gezici çocuk kütüphaneleri kurmak lazım ve o bölgelere kitapları ulaştırmak lazım. O ulaştırılacak olan kitapların mutlaka ilk defa kitapla karşılaşacak olan insanlar da olabilir. Bu yetişkinler için de gezici kütüphaneler kurmak lazım. O gezici kütüphanelerle semtlere kitapları aktarmak lazım. Mesela bizim editörlerimizden birisi geçen günlerde koronavirüse yakalandı. Korona pozitif oldu. Şanslıyız, bunu atlattı. Çalışanlarımızın sağlık sorunu, bütün yayıncılar açısından söylüyorum bunu, bir bilinmeze doğru gidiyor. Biz birçok yayıncı uzaktan erişimle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ama dağıtım vesaire gibi faaliyetlerimizi sahada yapmak zorundayız. Ve bunlar işte matbaacılar, evet, bunlar işte dağıtımcılar, bunlar kargocularla yüz yüze, yani bulaşma riskinin aşırı olduğu bir alanda faaliyet gösteriyorlar ve risk altındaki kuruluşlar. İraz Hanım, merhabalar. Teşekkür ederiz bu diyalog ortamını oluşturduğunuz için ve böyle kültür sanat alanına ayrıca bir özen gösterdiğiniz için. Şimdi bizim kurumlarımızın ayakta kalmasına dair sıkıntılarımız var. Çünkü küçük ölçekte, büyük ölçekte sahnesi olan ve olmayan tiyatrolar, pek çok özel tiyatro var. Ve dolayısıyla orada çalışan pek çok oyuncu, teknik ekip ve idari ekip var. Ve bunların birçoğunda güvencesiz çalışma söz konusu. Ne yazık ki mevzuat gereği. Yani bizim çalışma koşullarımızı bir mevzuat karşılamıyor. Çünkü biz ticari işletme statüsündeyiz. Oysa ki biz tiyatro yapıyoruz. Tiyatro ticari bir işletme değildir, olmamalıdır. Bunun üzerine yasal çalışmalar yapıyoruz tabii ki ama bu noktada acaba belediyeler bize nasıl destek olabilir, evet, sorusu karşımıza çıkıyor. Burada kısa vadede bir çözüm olarak belediyelerin tiyatrolardan oyun satın alması söz konusu olabilir. Özel tiyatrolar Türkiye'de çok zor bir dönem yaşıyor. Bunu da yeni yaşamıyorlar. İdlib saldırısıyla başlayan, arkasından gelen şehit haberleri, arkasından oluşan deprem, arkasından korona, yaklaşık biz 4 aydır, Mert de buna şahitlik edecektir. Evet. 4 aydır personel maaşı ödüyoruz. Bütün turnelerimiz, yani yaklaşık benim Duru Tiyatro adına konuşuyorum şu anda, 50'ye yakın etkinliğimiz iptal oldu ve bilet iadeleri yaşadık. Türk Hava Yolları bizim uçak biletlerimizin iadesini vermezken biz bütün biletleri iade ettik bu arada. Son Kültür Bakanlığı açıklamasında da
destek alan tiyatroların 25 oyun oynama zorunluluğunu kaldırıp işte var olan tiyatrolara destek, belirsiz bir açıklama. Kimin ne para aldığı, ne kadar destek aldığı önceden açıklanırken artık gizli saklı yapılıyor bu iş. Tiyatrocuları da burada şey yapıyorum, biraz sitem ediyorum. Çünkü para alan sesini çıkartmıyor, para almayanlar zorlanıyor. 2010 senesi, yani Gezi olaylarından bu yanadır, 2009-2010'dan başlayan süreçte 17-18'e yakın tiyatro cezalı gibi Kültür Bakanlığı'na yazılan hiçbir dilekçemiz cevap bile verilmeden reddedildi. Ne yapılabilir Sayın Genel Başkan? Özellikle kriz sonrasında acilen büyük şehirlerimizden, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi büyük şehirlerimizden salonlarının ücretsiz tahsislerini talep edebiliriz. Çünkü 65 yaş zorunlu emeklilik yaşı. Ben de bunu doldurduğum için zaten emekli oldum. Emekli ettiler beni. Ve bu şeyden yararlanamıyorum. Tiyatroda oynamak istiyorum ama yararlanamıyorum. Onun için bu yasa neyse şey çıksa 65 yaş falan değil de yaşayana kadar, ölmeden önce sahneye çıkmak istiyorsa bir sanatçı. Evet. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Saçlar da fena değil. Ellerinizden öp. Negatif durum olduğu zaman genel olarak sanat, kültür, sanat camiasında hep iptallerimiz söz konusu olduğu için biz aslında hayatımızı bu iptallere alışık hale getirildik. Bu bizim için çok büyük bir problem ama dünya şu anda yaşadığı şeyden kaynaklı bambaşka bir hal aldı ve muhtemelen hepimizin hayatı değişecek. Bu hepimizin hayatı değişirken 400 kişilik salonda eğer sosyal mesafe konusu söz konusu olduğunda, yani toplu alanlarda buluşma durumlarımız söz konusu olduğunda bizim özel sektörümüz zaten mafiş. Evet. İşimiz bitti. Yani toplu alanlarda bir buluşma yapma olasılığımız geleceğe dair çok da öngöremediğimiz bir durum. Çünkü yaz geldi, mikrop öldü, kış geldi, her şey geçecek. Evet. Konunun tam manasıyla ne durumda olacağını hiçbirimiz kestiremiyoruz. Bir de tabii bu iptaller söz konusu olduğunda sürecin uzun sürmesi durumu söz konusu olduğunda bizim içinde bulunduğumuz özel sektör, biz memur zihniyetiyle değiliz. Biz memur olmadığımız için bizim sektörümüz genel olarak herkes günübirlik yaşayan insan. O gün kazandığı barmeninden tutun, evet, tutun, bizim çalışan rodillerimiz, müzisyenlerimiz günübirlik yaşayan insanlar ve bunların devlet nezdinde yardım fonlarından faydalanabilme durumları söz konusu değil. Çünkü çalıştıklarını bile ispat edemeyecek sektörde insanlar var. Sayın Akba, merhabalar efendim. Dün akşam televizyonda filminiz vardı. Evet. Geldim. Yine kaçıncı kez bilmiyorum, bir kez daha. Yayınladılar filmi. Bizim en önemli iki talebimiz var. Birincisi öncelikle can güvenliği ve daha sonra ekonomik problemler. Can güvenliği tabii ki setlerle ilgili konuşmak istiyorum. Biz süreç başladığından beri meslek birlikleriyle birlikte bir takım kampanyalar düzenledik, duyurular yaptık. Arkadaşlarımızı, üyelerimizi, meslektaşlarımızı bilgi sahibi yapmak adına. Setlerin durması için büyük bir çaba sarf ettik ve %90'ını da sanıyorum durdurduk. Yani bir de genel olarak zaten böyle olması gerekti. Yani düşünecek olursanız bir sette ortalama 80-90 kişinin çalıştığı bir sette ve üstelik yaş aralığı neredeyse hani 1 ile 70 yaşında oyuncunun bir araya gelebildiği bir sette bu salgından etkilenmemek imkansız. Nasıl özel tiyatrolar bir çıkmazdaysa bizim alanımız, yani Oyuncular Sendikası'nın kurumluluğu, dansçılar, seslendirme oyuncuları, opera sanatçıları, onlar olduğu için yani kültür sanat sektöründe çalışan işçilerden bahsediyorum. Sendikamızın yıllardır dile getirdiği ve yoğun bir şekilde çalıştığı en önemli sektörel sorunumuz sosyal güvence. Oyunculara iş kanununa aykırı şekilde serbest meslek makbuzluğu açtırılıyor ve birçoğu
oyuncular arasında bağlı, oyuncular aslında bağlı çalışanlar ve işverenleri tarafından 4A üzerinden yani bir işçi gibi sigortalanmalıdır diyoruz biz çok uzunca bir zamandır. Ama koca bir sektör maalesef yanlış bir çalışma statüsünde çalıştırılıyor. Yani 4A üzerinden sigortası yatan çok az oyuncu var. Dizilerde ve tiyatrolarda da oyuncuların çok büyük kısmı sadece oyunun sahnelendiği gün veya oyuncunun sete gittiği gün sigortası çalışıyor. Yayınlanan genelgelere ve desteklere bakıyoruz fakat oyuncuların neredeyse tamamı gerekli koşullar sağlanmadığı için hiçbir yere başvuramıyor. Çünkü yayınlanan tüm genelgeler her zaman olduğu gibi tipik çalışanlar baz alınarak hazırlanıyor. Tüm sektör çalışanları şu an işsiz ama işsizlik maaşına bile başvuramıyorlar. Çünkü çalışma biçimleri ve pratikteki yanlış sosyal güvenlik işleyişi buna izin vermiyor. Bu sistemsizlik yüzünden maalesef bu ülkede kaç oyuncu var biz onu bile bilemiyoruz. Kültür Bakanlığı'na biz bu sizin daha çok bildiğiniz ismiyle copyright levy'leri denen harçlardan burada ciddi bir rakam oluştuğuna dair bizim bir araştırmamız var. Hatta sizin bütçe görüşmelerinde yine sizin milletvekilinizden bizim de eski hukuk danışmanımız Sera Kadıgil de bunu dile getirmişti. Yani 320 milyon TL'ye ulaştığını biz öğrendik ama siz daha iyi öğrenirsiniz tabii meclis kaynaklarından. Biz Kültür Bakanlığı'na somut olarak dedik ki bu copyright levisi zaten sanatçıların hakkı için olan bir paradır. Ve bu acil durumda lütfen bunları doğrudan bireysel sanatçılara destek. Şimdi kooperatifteki arkadaşlarımız, sevgili Emre olsun, tüm tiyatrocu dostlarımız bahsettiler işletmelerin yaşadıkları sorunlardan. Haklılar. Ancak o işletmelerde oyuncu olarak yevmiyeli çalışan arkadaşlarımız şu anda en mağdur durumda olanlar. Evet. Yani onlar zaten oyun başı aldıkları yevmiye ve şu anda çalışmıyorlar ve yaz dönemi de çalışmayacaklar. Başkanımızın dediği gibi bu dansçıları, performans sanatçılarını, seslendirmecileri, sahne sanatçılarını hepsini kapsıyor. Bugün Türkiye'de güvenilir kurumların, oyuncular sendikası, tiyatro kooperatifi bu gibi kurumların veya işte MESAM gibi, MESAM'a kayıtlı olanlar gibi bu tarz kurumların güvenilir bir kurul oluşturarak, gündelik para kazanarak hayatlarını devam ettiren bütün sanat emekçilerine, ki bunlar saksıda yetişmiyor maalesef. Yani herkes araba kullanabilir ama herkes çıkıp o müzik aletini çalamaz. Herkes araba kullanabilir, şoförlük yapabilir ama işte 5 kişinin karşısına çıkıp konuşamaz. Bunlar çok zor şeyler. Ve bunu yapan Türkiye'de zaten böylesine zor bir coğrafyada çok fazla sayıda insan değiliz biz. Evet. Bunları yapabilen insanlara sahip çıkılabilmesinin bir Nuh'un gemisi yaratmakla mümkün olabileceği kanısındayım. Kitabının son sayfasından söyleyeyim size. Eğer bugün büyükşehir belediye başkanlarımız ve ilçe belediye başkanlarımız, çünkü bir Beşiktaş ilçesinin ne kadar büyük hacmi olduğunu sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz, ya da bir Kadıköy ilçesinin, bir ülke kadarlar, bir il kadarlar neredeyse, mutlak suretle bir araya gelip şu an saksıda yetişmeyen bu insanları bir Nuh'un gemisi yaratarak bir yıl süreyle geçici olarak çalıştırmalarını öneriyorum kendilerine. Bu insanların yapabilecekleri işler doğrultusunda bu insanları işe alarak bizim sanatçı dostlarımızı, ışıkçı kardeşlerimizi, barlarda gece çıkarak bugün kirasını ödeyemeyen müzisyen kardeşlerimizi mutlak suretle kurtarmamız gerekiyor. Çünkü bu insanlar, bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir. Bunu en iyi bizler biliyoruz. Bu insanlar o insanların besin kaynağıdır. Bugün 3000-5000 kişilik bir gece çalıştığı parayla para kazanan, matinesiyle, suaresiyle para kazanan insanları eğer bizler, belediye başkanları olarak, sizlerden bahsediyorum, bir Nuh'un gemisi yaratmazsanız bakımsız bir park olarak insanların sadece hava almaya geldiği, ya burada eskiden bir park vardı dedikleri bir şey olacaktır. Çünkü bu insanların özgül ağırlıkları ve topluma etkileri çok fazladır. Lütfen bunu unutmayınız. Bugün merkezi hükümetin yaptığı yardımlara kanmayınız. Çünkü o yardımlar kotaya bağlı olacaktır. Sosyal medya hesapları incelenecektir insanların. Ortalama konuşanlara paralar yatırılacaktır. Bugün Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun, en zorda kalan tiyatrolardan bir tanesinin, Emre Kınay Tiyatrosu'nun bu yardımları alabilmesi mümkün müdür sorarım size. Bugün örneğin hiç ummam, hiç dilemem ama Hayko kardeşimizin zorda kaldığı bir zamanda ona yardım yapılabilmesi mümkün müdür?
anlatabiliyor muyum size? Aklı, fikri, vicdanı hür insanlarla işi olmayan insanlardan bir yardım ummanın anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Biz bu pandemi döneminde online konserler yapmak istiyoruz. Hemen çok kabaca bir örnek vermek gerekirse, mesela İstanbul'da Cemal Reşit Rey konser salonunu tamamen bir online konserleri hazırlayıp ama seyircisiz, orkestrasıyla, rodüsüyle, müzisyeniyle, teknik ekibiyle, ışıkçısıyla hepsine hem bir yevmiye sağlamak açısından hem de orada birazcık bu sosyal mesafeyi korumanın ne kadar önemli olduğunu, yani sadece günlük hayatta değil sahnede de bunun ne kadar önemli olduğunu gösterip, zaten eminim ki büyük belediyelerimizin hem İstanbul, Ankara, İzmir'in paydaş olarak meslek birlikleri olarak, müzik meslek birlikleri olarak büyükşehir belediyelerimize yardımcı olmak isteriz. Onlarla beraber çalışmak isteriz ve dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri bundan sonraki hayatın, eğlence hayatının, kültür hayatının nasıl olacağına dair bir vizyon ve bir inovatif atılım göstermek durumundalar. Çünkü gelecekte hiç böyle bir şey olmayacak, eskisi gibi olmayacak falan diyoruz. Hakikaten ciddi bir problem ve uzun bir krizle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bugünden neler yapılabilir? Çok ufak iki örnekle ben sözümü bitireceğim. Örneğin mekanlarda sterilizasyon giriş kapıları yapılabilir, ateş ölçme yerleri yapılabilir, yani mekan tasarımları yapılabilir. Evet. Ve buna da uygun bizim yeniden hayata başlayacağımıza ilişkin bir kültürel program bugünden ilgili sivil toplum örgütleriyle diyalog içerisinde geliştirilebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Acil bir fonlamaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani ben pandemi için bir vizyondan bahsetmeye çalışacağım. Elbette oyun satın alma, belediyelerin mekan tahsisi bunlar son derece önemli ama yanı sıra bir sosyal dayanışma projesi gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. Bir askıda bilet projesi. Bunu bütün İstanbulluları, Ankaralıları, İzmirlileri, Kırşehirlileri herkes için içine katacak bir biçimde 100 bilet, 500 bilet, 1000 bilet gibi ortak bir havuza evet. Toplanarak bir proje üzerinde çalışılabilir. 19 Şubat 2015 tarihli 29.272 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş yerleri kapsamında bizler az tehlikeli sınıftan tehlikeli sınıf statüsüne geçtik. Dolayısıyla sektör dinamimiz... Sanatçılar her zaman tehlikeli insanlardır herhalde onun için. Biz bir de bir yandan aslında apar topar girdim. Sinema Televizyon Sendikası adına buradayım. Kamera evet. Arkasında çalışan arkadaşlarımızı da temsil ediyorum. Evet. Sektör dinamizmimiz diğer sektörlerden çok çok farklı. Sabit bir çalışma mekanımız yok. Ortalama 16 saatleri bulan çalışma saatlerimiz var. Minimum Demet Hanım'ın çok çok güzel bahsettiği minimum 80 kişinin çalıştığı ortamlarda ve temassız çalışmanın imkansız olduğu ortamlarda çalışıyoruz. Dolayısıyla acil olarak setlerin durdurulması gerekiyor. Bu gerek kendi sağlığımız gerek toplum sağlığı açısından çok ama çok önemli. Öncelikle Oyuncular Sendikası, GETTER'i Sercan Gidişoğlu'nun sözüne ettiği özel kodlama harcı dediğimiz Kültür Bakanlığı'nda ve bir kısmı Maliye Bakanlığı'na devredilecek olan o bütçeden bizim bu parayı almasınlıkla gerekiyor. Biz de inanıyoruz ama hazır hepimiz bir aradayken şunun altını çizmek istiyorum. Oyuncular, ilim edebiyatçılar, müzik... Hepimiz bizim bunun paylaşım oranları konusunda anlaşmamız gerekiyor. Buradan çağrıda bulunmuş olayım. Dilerseniz bantı sonrasında en azından birlik veya sendika başkanlarıyla buluşup bu paylaşımı aramızda yaparsak belki biraz daha güçlü gitmiş oluruz bakanlığa. Evet. Ondan sonra belediyelere gelecek olursak tabii ihtiyaçları ve durumun zor tekrar dile getirmek istemiyorlar. Açık herkes tarafından biliniyor. Nereden kaynak bulabiliriz? Mesela belediyelerin müzikten özellikle konserlerden ve organizasyon topladığı benim bildiğim kadarıyla oranda bir değişiklik olmadıysa %8'lik bir rüsum var. 2018'in rüsumunu acaba bize yine müzik camiasına bir şekilde belli kriterlerle dağıtılmak üzere bize ödeyebilirler mi? Bu birinci önerim. İkincisi yine belediyelerin müzikli mekanlara verdiği bir canlı müzik izin belgesi var ve bunun üzerinden
küçük de olmayan bir para alıyorlar. Büyükşehir belediyelerini ilgilendiriyor mu bilmiyorum ama ilçe belediyelerini ilgilendirdiğinden emin, elimde belge var. Bu zaten bizim genel olarak eğer böyle bir salgın olmasaydı da ileriye dönük orta vadede talep edeceğimiz en az bir miktarını talep edeceğimiz bir paraydı. Ama hal böyleyken acaba buradan da bize bir ödenek çıkabilir mi? Bunlar paraya ilişkin önerilerim. Ama ben krizlerden fırsat doğurmaktan yanayım. Bakın, bütün dünya dijitale ayak uydurmaya çalışırken başımıza bu salgın geldi. Dolayısıyla şimdi her şey, dijitalde her şey biraz daha hızlandı. Üç büyükşehir belediyesine de önerim ki benden önce o benzer bir şey önerdi. Aklın yolu birdir. Bir kültür sanat dijital televizyonu yaratmaları ve burada hep ilim edebiyatçılarında gerek söyleşilerle, evet, gerek kitap okumalarla, gerek sesli kitaplarla veya oyuncuların ve performans yapan müzisyenlerin bu kitapları okuyabileceği çok ortak noktamız olabilir oralarda. Halkın da artık kültür sanatta arar hale gelebileceği acaba dijital televizyonlar oluşturabilir miyiz? Ben buradaki sanatçılarımızın ve meslek gruplarımızın da eğer onayı olursa hızlıca daha geniş kapsamlı çözüm önerilerinin dinlendiği bir birebir görüşmeler planlayacağım ve buradan hızlıca arkadaşlarımın bir rapor oluşturmasını isteyeceğim ve akabinde burada oluşacak olan raporlar üzerinden de bizler kısa vadede neler yapabiliriz, orta vadede neler yapabiliriz, uzun vadede neler yapabiliriz şeklinde, evet, bir rapor oluşturup bunu tekrar sizlerle hem de genel başkanımıza da bir rapor vererek aynı zamanda sanatın ve sanatçıların büyük oranda merkezi İstanbul olması sebebiyle bunu hem şu an bizi dinleyen Mansur Başkanım ve Tunç Başkanım'ın yanı sıra diğer belediye başkan arkadaşlarımla da paylaşmak isterim. Dolayısıyla bunu hızlıca başlatacağım. Yani bu bahsedilen dijital altlığa çalışmak ve bu konuda gerçekten gelir getirici ve aynı zamanda sanatçılarımızın faydalanacağı bir modele bunu dönüştürmeyi başka kavramlarla aslında çalışıyoruz. Bir benzerini zaten 23 Nisan'da yine sanatçılarımızla da yapıyor olacağız. Ama bunu daha sürdürülebilir ve daha zamana yaygın biçimde bir de sanatın farklı alanlarında nasıl yapabiliriz hızlıca gündemimize alacağız. Setlerin kurulmaması konusunda uyarılarımız var. Bir kısmı Büyükşehir Belediyesi, bir kısmı bunların ilçe belediyelerinde, sokak aralarında, mahallelerde de var. Ama biz genel anlamda bunları oluşturacağız. Tüm yıla yaygın etkinliklerin önceden planlanması, bununla ilgili desteklenme ve birçok konuyla ilgili çalışmalarımız var. Genel Başkanımızın bugün attığı bu adımla yarın itibariyle biz harekete geçeceğiz. Buradan oluşacak raporu hem Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla hem de Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağımı tekrar ifade etmek istiyorum. İşsiz kalan bütün esnafları biz tespit ederken mesleğini icra edemeyen müzisyenlerin de listesini istemiştik. Bize oradan 654 tane isim geldi. Biz de mesaj çektik ve bunlara küçük de olsa nakdi bir yardım yaptık. 427 kişi bize başvurmuş. 427'sine küçük bir nakdi yardım yaptık. Ayrıca kendilerine gıda da göndereceğiz. Ben de bütün notlarımı aldım. Gerek telif hakları konusunda, gerekse internet üzerinden yapılabilecek şeyler, dijital, evet, konular dahil inşallah bu konularda üstümüze düşeni yapacağız. Çünkü Ankara sanatsız kaldı 25 yıl. Biz İstanbul ve İzmir'e nazaran biraz daha fazla gayret etmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ben de hem Ekrem Bey hem de Mansur Bey gibi düşünüyorum. Bizim 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'yla düzenli olarak yaptığımız toplantılar var. Bu sabah da bir tanesini yapmıştık yine internet üzerinden. Sevgili Levent Üzümcü'nün söylediği gibi pandemi döneminde bir ruhun gemisi yaratmak ama hem de pandemi sonrasında Bülent Korta'nın söylediği gibi sürdürülebilir bir üretim ilişkisini, kültür sanat üretiminin sürdürülebilirliğini şehirlerimizde nasıl sağlarız?
buna dair çözümde üretebileceğimizi düşünüyorum. Efendim, ben bütün sanatçı dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten de sanatın olmadığı bir hayatı düşünmek mümkün değil. Üç Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve sanatçıları bir araya getiren Gamze Hanım'a ben de teşekkür ederim. Yapılan muhalefetin bir kaba güç olmasından öte, muhalefetin içi dolu, bilgiye dayalı bir muhalefet olması lazım. Geniş kitlelerden destek almanız açısından. İki, muhalefetin aynı zamanda yol gösterici olması lazım. Yani bir şeye itiraz ettiğiniz zaman onu nasıl çözülebileceğini ya da o konuda hangi önlemlerin alınması gerektiğini de birlikte söylemeniz lazım. Buna özen gösteriyoruz. Verilen krediler var. Esnafa, sanat dünyasına veya sanayicilere kredi veriyoruz diye. Şu ana kadar bizim saptadığımız gerçek şu. Kredi için başvuranlardan sadece %8'i bundan yararlandı. Diğerleri herhangi bir şekilde yararlanmadılar. Kısa çalışma ödeneği konusunda da bazı arkadaşların başvurdukları ve henüz sonuç alamadıklarını ifade ettiler. Ben o arkadaşlardan özellikle rica ediyorum. Kısa çalışma ödeneği için başvurduğunuz dilekçenin bir örneğini Gamze Hanım'a ulaştırabilirseniz biz en azından bakanlık nezdinde bu girişimi hızlandırmak için çalışabiliriz. Kitap fuarları, belediyelerin yayıncılarla işbirliği yapması, bu da bizim hedefimizde olan bir şey. Sesli kitap evinin oluşturulması ile ilgili de düşünceler oldu. O da yapılabilir. Yani bir şekliyle bunlar aşılabilir, aşılması mümkün. Yayıncılar kooperatifinden tutuklu gazeteciler, yazarlar ve bu infaz yasası ile ilgili eleştiriler, tutuklu gazetecilerin, sanatçıların, avukatların, askeri öğrencilerin, erlerin infaz yasasından yararlanmalarını istedik. Sivil toplum örgütü üyelerinin, örneğin Osman Kavala, onu kastediyorum. Bunların elbette ki infaz yasasından yararlanmalarını istedik. Bu konuda mücadelemizi yaptık ama olmadı. Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Önümüzdeki süreç içinde özellikle dolardaki dalgalanmalar dışarıdan alınan telif haklarında sorun yaratıyor. Bugünkü koşullarda ekonomi düzelmediği sürece dövizdeki tırmanışı da kontrol etmek mümkün değil. Belki hayatın her alanda üretimi savunarak, sanatta, kültürde, sanayide, bilimde üretimi savunarak Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olmasının yolunu aşmaktır. Bunun için mücadele etmektir. O zaman Türk lirası da uluslararası piyasada gerekli değeri görür ve dolar ya da avro karşısında pozisyonunu almış olur. Salonların ücretsiz tahsis edilmesi doğrudur. Ele ele bu süreçte veya bu süreçten sonra salonlar açıldığında en azından belli bir süre salonların ücretsiz tahsis edilmesi mümkün olabilir. Belediyelerin kültür fonu oluşturmaları bugünkü yasal mevzuat açısından mümkün değil ama kendi bütçelerinde kültüre, sanata daha fazla ya da daha iyi kaynak ayırabilirler. Bu mümkün. Kira sorunu var. Emre Kınay biraz ayrıntıya girdi. Orada Kültür Bakanlığı'nın yardım paralarının objektif dağıtılmadığını. Aslında bunu sorabiliriz, öğrenebiliriz. Yani hangi kuruluşa ya da hangi tiyatro veya sinema ne kadar ya da yazar, romancılar ne kadar teşvik verildi bunu sormak mümkün. 65 yaş sınırlaması Sezai Bey'in söylediği, aslında sanatta yaş diye bir kavram yoktur. Böyle bir sınırlama bildiğim kadarıyla kamu için getirilmiş bir sınırlama. Belki bunu da kaldırmak lazım. Haklı bir eleştiri. Krizlerde fatura elbette ki ağırlıklı olarak salonlarda gösteri yapan ya da çektiği filmleri salonlarda izleten sanatçılar en büyük sıkıntıyı çekiyorlar. Bu da doğru. Bu gibi durumlarda aslında sosyal devletin, ki anayasada özel hüküm vardır, sanatın ve sanatçının korunması ile ilgili anayasaya özel hüküm konmasına rağmen bugün en son açıklanan paketlerde sanat ve sanatçı ile ilgili hiçbir düzenleme yok. Bu da aslında anayasanın devletin sanatçıları koruyacaksınız emrine uyulmadığını da gösterir. Sanat dünyasının da bu konuda ortak bir tepki vermesi lazım. Yani sanat birleşenlerinin tamamının anayasanın o maddesine atıf yaparak siyasal iktidara, yani Erdoğan'a, ve sanatçının içinde bulunduğu bu zor durum dolayısıyla hangi önlemleri getirdiniz? Oraya vurgu yaparak arkasından Kültür Bakanlığı'nda oluşan fonun kaynakları neden sanatı, sanatçı, sanat dünyası için kullanılmıyor? O parayı alıp başka bir yerde mi kullandılar? Para nerededir? Biz de bunu araştıracağız ama böyle ortak bir bildiri, bütün sanat dünyasının ortak
hazırlayacağı bir bildiri anayasadan yola çıkarak bence anlamlı olur ve onu biz takip ederiz. Parlamentoda gündeme getiririz. Pek çok çevrede, sivil toplum kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında dile getirilebilir diye düşünüyorum. Bir rakam Sercan Bey verdi, 320 milyon lira aslında ciddi bir para. Eğer bu 320 milyon lira bu zor dönemde sanat için harcanabilirse veya destek olarak verilebilirse olağanüstü bir rahatlama yaratacaktır. Online konserler için belediye başkanlarımız kendi aralarında konuşacaklar, verilebilir tabii. Sahne sanatçılarının sosyal güvenliği olmadığı ve bunların günlük yaşadığı yönünde doğrudur. Sanatçıların pek çok sorunları var. Sosyal güvenlik sorunları bunların başındadır. Bunların çözülmesi lazım. Set çalışanları ya da set işçilerinin serbest meslek erbabı olarak adlandırılması kadar yanlış bir şey yok. Bizim düşüncemiz şu, onu da ifade edeyim, özellikle sinemacı arkadaşlarım bilsinler. O esere katkı verenler, işte ışıkçısından tutun yapımcısına kadar, yapımcısından tutun oyuncularına kadar hepsinin isimleri filmin sonunda yer alır. Aslında o filmin sonunda yer alanlar için siz filmi oynatmak için Kültür Bakanlığı'ndan ayrıca izin istiyorsunuz. Kültür Bakanlığı o filmin sonunda ismi yayınlananların sosyal güvenlik primlerinin yatırılıp yatırılmadığını isteyebilir filmin sahibinden. Böylece sanatçı gerçek anlamda korunmuş olacak. Özellikle sinema, televizyon çalışanları için bunu ifade etmek istiyorum. Candan Hanım güzel bir şey söyledi aslında. Dedi ki bu Kültür Bakanlığı'nda biriken fon dolayısıyla önce biz sanat çalışanları bir araya gelelim, oturalım, konuşalım, bir birliktelik sağlayalım. Bugün çok parçalı bir yapı var sanat dünyasında. Ama bir de bunların bir araya gelip ortak sorunlara, ortak çözüm üretme konusunda çaba harcamaları gerekiyor. Bence bunun yolu bu Kültür Bakanlığı'nda biriken fonun sanat dünyası, sanatçılar için kullanılması konusunda bir ortak çalışma yapılıp ve Kültür Bakanlığı ile bu konuda bir toplantı yapılabilir. Biz hem sanat, hem kültür, hem bilimle ilgili zaman zaman çalışmalar yapıyoruz. Hepinize ben en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu unutmayın, yani her zaman, her ortamda, her yerde sanatın ve sanatçının yanında olmak zaten bizim görevimiz. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum.